Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeşili mercimek böreği yapacağız. Bunun için tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 büyük boy soğanı şöyle yemeklik doğradım. Şimdi bunları kavuracağım. Soğanlarım hafif kavruldu. Ve bir tur daha karıştırıyorum. İçerisine şöyle 300 gram kuzu kıyma ekliyorum. İsterseniz dana kıyma da kullanabilirsiniz. Şimdi kıymamla birlikte tekrar kavurmaya devam edeceğim. Kıymaların bütün suyunu bıraktı. Şimdi suyunu çekene kadar kavurmaya devam edeceğim. Kıymam kavruldu. Şimdi içerisine 1 su bardağı yeşil mercimeği haşlamıştım. Bunu ekliyorum. Baharatları ve tuzunu da bu aşamada ekleyeceğim içerisine. Öncelikle şöyle bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Tuzunu ekleyeceğim. Daha önce mercimeğe de hiç tuz eklememiştim. Kıymasına da eklemedim. Ama siz tuz ve baharat miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle karabiber ekliyorum. Biraz da kimyon kullanacağım. Birazcık da baharatları ve mercimeği de kavurduktan sonra iç harcım hazır. İç harcım soğurken hamurunu yoğuracağım. Burada 5 su bardağı unum var ve 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Çok tuz sevmiyorsanız daha az kullanabilirsiniz. Su bardağı da bu şekilde. Suyu da yine aynı bu bardakla ayarladım. Un da yine aynı bu bardak ölçüsüyle. 3 su bardağı su yeterli gelecektir. Yani yanınızda 2,5-3 su bardağı un bulundurmanız yeterli. Şöyle tuzunu karıştırıyorum. Hamurumu yoğurdum. 3 su bardağı suyun tamamını kullanmadım. Söylediğim gibi yanınızda 2,5-3 su bardağı su bulundurun. Şimdi hamurumu şöyle 5 bezeyi böleceğim. Ayarlıyorum. Hatta 6 bezeyi bölüp böyle bu şekilde bırakayım. Bezelerimi şimdi tek tek açacağım. Hafif un serpiyorum. Üzerine de birazcık un serptim. İhtiyaç duyarsanız yine ara ara un atabilirsiniz. Oklavayla açabildiğiniz kadar ince açmaya çalışın. Şimdi bu şekilde koydum. Şöyle rulo yapıyorum. Bir tane tepsimi aldım. Şöyle yuvarlak. İçerisine sıvı yağ ile yağladım içerisine. Yaptığım böreği alıyorum. Şöyle tam ortasına bu şekilde çevirerek yerleştiriyorum. Diğer bezelerimi de yine tek tek açıp iç harcını doldurup rulo yaptıktan sonra bunun etrafını tepsim dolana kadar aynı işlemi uygulayacağım. Bezelerim de zaten tam gelecek. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra fırında pişireceğim. Böreğimin tamamını hazırladım. Üzerine sosunu da dökeceğim. 1 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta ve yarım çay bardağı sıvı yağını güzel çırptım. Şimdi üzerine döküyorum. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. 180 derece fırında pişireceğim. Pişme süresi fırına göre farklılık gösterebilir. Kendi fırınınıza göre ara ara kontrol ederek pişirin. Böreğim 180 derece fırında yaklaşık 55 dakikada pişti. Fakat söylediğim gibi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Şöyle dilimledim. Çıkarıp içinde göstereyim. Şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Videoların altına yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Eklediğim videolardan hemen haberdar olmak için de lütfen zil işaretini açmayı unutmayın.